Ahmet Fehim orada çıkmış. Daha öyle bir sürü insan. Bu senin söylediğin bozuk şive meselesi üzerine özellikle. Özellikle evet. Bozuk şive. Ermeni oyuncular şivelerinden emin olmadıkları için oynamak istemiyorlar. Oynamak istemiyorlar. Yani. Mesela öyle bir laf vardır ki Bedros Atamyan diye bir çok önemli bir Ermeni oyuncu var ki bu Shakespeare oyuncusu. Hani yine bu anılardan biliyorum. Hamlet'i oynamak için Danimarka'ya gidiyoruz. Ve 2 yıl tavan nakkaşlığı yapıyor orada. Danimarkalılar nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar onu öğrensin diye bu kadar böyle oyuncular var ama şiveleri kötü. Ve bu şiveleri düzeltmek için de bir komisyon kuruyor. Güllavuk denilen Zat-ı Muhterem tiyatrosunda. Ama bu komisyon zaman içinde maalesef zaman içinde biraz fazla ona buna şuna buna karışmaya başladı. İdare heyeti haline. İdare heyeti haline. Mesela baron kelimesi Ermenice'de bay anlamında kullanılır. İşte Güllavrupa'da Baron Agop diyorlar Ermeni oyuncular. Baron Agop. Baron kelimesini yasaklıyorlar. Agop Efendi diyeceksin. Ve baron kelimesini kullanmak yasaktır. Varbet, Ermenice usta demek. Biz Ermeniler Ermeni ustalara varbet diye hitap ederiz. Tam usta kelimesi. Varbet kelimesi yasaklanıyor. Usta diyeceksin. Böyle böyle biraz da kulis arkasında çünkü bu Jön Türk diye tabir ettiğiniz insanlar Fransız kültüründen geldikleri için Fransa'ya gidip Fransa'da kafe şantanlarında falan dolaştıkları için o kabare kızları şunlar bunlar falan filan işte kulis arkasında kankan yapan kızlar falan filan biraz daha hele ki o zamanın Müslüm topluluğuna göre tamamen her şeye hazır halde bu bizim gariban Ermeni tiyatroculara da kulislerde bir takım hareketler çekmeye başlamışlar. Gayrı ahlaki hareketler ve gittikçe bir egemenlik kurulmaya başlanmış. Evet bu arada mesela Şemsettin Sami gerçi biraz o farklı bir şey de mesela Çağırken'in ama bir provada Ali evet, Bey'i tokatlaması. Ali Bey tokat atıyor. Şey hangi ayrılıyorlar ki sonra o kadının anılarında yazıyor Fransa'da. Elizabeth'e meşgul adı. Onun mu? Onun mu? Yani. Neyse. Daha erken. Ama şey yani bu demek ki bu noktaya ulaşıyor. Adam gidiyor tokatlıyor ve ikisi birlikte ayrılıp gidiyorlar. Şevsettin Sami hikayesi de biraz daha romantik değil. Şevsettin Sami hikayesi biraz daha romantik bir hikaye. Çünkü o zaman işte ki bu Güllavop şeye alındıktan sonra oluyor. Saraya alındıktan sonra oluyor. Demek ki 1883 falan olması lazım. O zaman Tolmaz Fasulyacıyan diye bir zat-ı muhterem o ekibin başında. Şemsettin Sami hala o ekipte. Edebiyat ekibinde diyelim. Marino Vart diye de bir hatun var orada. İkisi de birbirine aşık oluyorlar ama aslında. Ama Şemsettin Sami'nin ailesi diyor ki bu kadın Müslüman olacak. Onun ailesi de diyor ki ben Müslümana kız vermem. Ortalık karışıyor. Ve herhalde kuliste, bilmiyorum orada değildim, görmedim. Marino Vart hamile kalıyor. Ve o zamanki şartlarla işte nasıl, ne olacak? Mümkün değil. Böyle bir çocuğun doğması mümkün değil. Ve gittikçe kardı büyümeye başlıyor. O sırada da kamelyalı kadını, La Dama Camelia'yı oynuyorlar. Alexander Dumas'ın ve Margaret Gauthier'i oynuyor Marino Vart'ta. Oyunu herhalde birçoğunuz bilirsiniz. En trajik ve dramatik o zamanki melodramlardan biri. Oyunun sonunda Margaret Gauthier bir rökamiyenin üzerinde uzanmıştır. Artık verem o zamanın en önemli hastalığı. falan. Hani Yeşilçam'da da çok sık işlenen bunu.
öksürüyor. Ama bu arada da Marino var, çocuğu düşürsün diye bir sürü koca karı ilacıyla uğraşıyor. İlaçlar alıyor, şunu yapıyor veya ne bileyim bir şeyler içiyor falan filan. Ve oyunun sonunda Marguerite Gauthier şeyde, rekamiyede uzanmış, ölür. Ve perde kapanır. Oyun öyle biter. Perde ölüyor Marino Vart, orada Marguerite Gauthier karakteriyle ölüyor, perde kapanıyor. Sonra selama çıkıyorlar, perde açılıyor, Marguerite Vart yok. Çünkü gerçekten ölmüş. Yani bir aşk uğruna, Müslüm gayrimüslim didişmesi yüzünden Marino Vart intihar ediyor ve sahnede ölüyor. Bütün bunların sebebi tabii ki Güllabop değil. Yani konuşmanın ilk başında konuştuğumuz Güllabop deyince sonra da Müslüman oldu, ihtida etti mi ettirildi mi lafından çıkıp aynı noktaya geliyoruz şekilde görüldüğü gibi. Ve işte Güllabop, bizim konumuz Güllabop olduğu için şöyle bir tur attım yine oraya geldim. Güllabop dediğimiz gibi ilk düzgün tiyatroyu kuruyor. Mesela o zamanki dekorlar hep şeymiş, panolar, çizilen şeyler. İşte mağara dekoru diyor, tık, mağara dekoru geliyor, tak tık diye gelmiyor, garyor 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 diye geliyor ama başka bir oyunda da bir mağara sahnesi varsa aynı dekor kullanılıyor. Mağara dekoru var, orman dekoru var, saray dekoru var, şu dekoru, bu dekoru. Mesela Gedikpaşa Tiyatrosu'nda, yani Güllabop'un tiyatrosunda 96 tane pano varmış. Ve bunları o zamanın en önemli dekoratörü İtalyan Merlo diye bir adam varmış. Merlo yapmış, kadife üzerine çizmiş adam üstelik de bunları. Yani kadife... Barşı kullanılsın diye. Ha, yani... yani hem seyirci açısından hem oyun açısından mesela ortada bir şamdan varmış tiyatronun 40 tane şeysi varmış, ışığı varmış, yani mumu varmış. Hatta kimdi, Ahmet Fehim miydi, tam hatırlamıyorum ama birinin anılarında okudum. O şamdanı nasıl yaktıklarına bir türlü aklım ermiyordu diye bir laf geçiyor yani bir çubukla mumukla bir şeyler yapmışlar. Yani öyle bir şeydir herhalde. Bir de iniyor çıkıyor mu? Yani. Yangınların da çok sebep veriyor. Tam tabii tabii tabii. O, çok sık yangınlar çıkıyor. Zaten özellikle Beyoğlu'ndaki yangınlar ki bu tiyatroların da hep sonu olmuştur bir şekilde. Bütün bu söylediğimiz Konkordiyalar, efendim Odeon Tiyatrosu veya şey Halep Pasajı'ndaki tiyatro, bütün bunlar hep ahşap. Beyoğlu yangınında hop yanıyor. Başka bir şeyde hop yanıyor. Şeyde mesela Çemberli Taş'ın taşının çemberini, niye onun adı Çemberli Taş? Kocapaşa'da çıkan bir yangından o taş da, yani birinci Theodosius muydu o taşın adı? Çemberli Taş'ta bir taşın adı. İşte o zarar görüyor ve Barborini adlı bir İtalyan ki bu Naum tiyatrosunu da yandıktan sonra en son tamir eden adam, o oraya bir çember koyuyor. İşte onun için onun adı Çemberli Taş oluyor. Filan filan, yani ne ilgisi var? Bunu da anlatmıyorum. Tamam, bunu kesip çıkar. O teraftan ilgili o komisyonun çalışmaları, o şey denir, piyasanın sonunda her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Bu ilk başlarda zorunluymuş bunu söylemek. Şimdi artık espri olsun diye kullanılıyor. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Çünkü sürçülisan edeceği bellidir. Yani muhakkak edecektir. Ya o bellidir ama şöyle bir durum vardır. Mesela iki tane çok, yani aslında bugün hiç de bize hoş gelmeyen şey var. Birincisi genelde Müslümanların yazdığı ve Türkçe yayınlanan gazetelerde, yani millet estetik eleştirileri bilmediği için dönüp dolaşıp o laf öyle söylenir mi, bu laf böyle söylenir mi şeklinde
eleştiri yaptığı için adeta hani tiyatro güzel konuşma sanatıdır sadece. Yani rol yapma sanatı değildir ve bunlar da güzel konuşamıyorlar. Türünden bir anlamsız eleştiri türü var. Buna dair bir şey bu. İkinci bir şey de mesela demek ki bu oyuncular o kadar rencide oluyorlar ki bu konuda. Güllerbop sözleşmeye şöyle bir madde ekliyor. Oyuncu hangi dilde oynanacağına karar veremez. Yönetmenin seçtiği dilde oynamak zorundadır. Şimdi bu maddeyi niye koyuyor? Yani oyuncu profesyonel olarak zaten böyle hissedebilir ama demek ki burada bir direnç vardı. Evet. Ki mesela Atamya'nın çok yetenekli olmasına rağmen ayrılması, Malatya'nın ayrılması. Malatya, yani bu belki de bir şeye dönüşmüştü artık. Yani bu bir hani çıkıp yapmak istemeyen bir oyuncuya zorla yaptırıyorsun. Sözleşmende yazıyor, oynamak zorundasın. Durumunda bir şey var. Zaten şey, Namık Kemal'in direkt kendi gazetesinde yazdığı sütunlarda da yani biz bu tiyatroya katıldık. Bayağı bir toparlayacağız burayı. İşte bir kere şey, oyunların çevirileri çok kötü. Bunların hepsini tek tek elinden geçireceğiz. Yeniden çevireceğiz gerekiyorsa. Konuşmalar çok kötü. Bunların hepsini düzelteceğiz. Yani böyle bir misyon da oraya gelindiği ve bu konuda çok kararlı olunduğu ortada. Zaten şeyi de Mozart'a özetledi. Yani oradaki bu işbirliği dediğimiz şey aslında bir işbirliğinden çıkıp biraz hani zaten toplumsal olarak kabul edilmiş olan milleti sadıka hakime meselesine doğru. Yani zaten bunlar devlet memurudur. Zaten asıl devletin oradaki temsilcileri olarak o yapı içerisinde daha fazla söz söylemeye başlıyorlar. Ama hani tabii şey, bizim Güllerbop'un buna karşı bir direnç gösterdiği ya da bununla bir sorunu olduğuna dair hiçbir verimiz yok. Evet. Muhtemelen bununla çok problemi yok. Yani onlar söylesin, etsin, kızsın, kurallar koysun falan. Yani bununla çok büyük bir problemi olmadığını görüyoruz. Ama şeyde zorlandığını anlıyoruz. Yani bunlar oyunculara memnuniyetsizlik vermeye başladığında yapıyı bir arada tutmakta biraz belki zorlandığını anlıyoruz. Çünkü ayrılmalar var, tartışmalar var. Sonradan gelenlerin mesela bu temsil heyetiyle devam etmiyor ilişkileri. İşte gerek şeyin olsun, Thomas Fasulyacı'nın olsun, gerek Mınakken Efendi'nin olsun. Mesela onlar böyle bir ekibi çok fazla tiyatronun içinde tutma taraftar değiller. Birazcık politik olarak da imkansız çünkü Abdülhamit döneminde bunların büyük bir bölümü zaten sürgüne gönderilecek. Evet. İstenmeyen adam ilan edecek. Yani dolayısıyla aslında o biraz daha hani Güllerbop'un dönemine has bir şey olarak ne yazık ki çok fazla bununla özdeşleşen bir şey var. Ama mesela 1880'lerden sonra başka bir boyut ekleniyor buna. Bu sefer Ermeni'ye... Şimdi bu ilk Güllerbop'un kurulduğu 1871. İlk davet 69 oluyor ama yapamıyorlar. 1871 aslında daha böyle pozitif adımların atıldığı dönem diyeceğimiz 1877'ye kadar. Çünkü ondan sonra aslında işin rengi değişiyor. Çünkü aslında şeyi kurduran, böyle çok milletli bir tiyatro kurduran siyasi eğilimde çok ciddi bir kırılma da oluyor. Osmanlı, yani Osmanlıcılık, evet, yani bu davet aslında Bağdat Ali'den, mesela bu davet Bağdat Ali'den durduk yerde gelmiyor. 1869-71 iki davet de aslında, yani biz bir dakika hani millet olarak Osmanlı'yı, yani hani dini dinileri de birleştirerek bir Osmanlı milleti tanımlayıp buradan kurumsallaşabilir miyiz? Ki bunun bir ayağı da zaten tiyatro. Yani biz bu milletimizin batılı kurumsal ayaklarını kurabilir miyiz gibi bir niyetle zaten Ali ve Fuat Paşaların gelişi. Orada işler yolunda gittiği dönem, daha verimli olduğu dönem aslında 1877'ye kadar. Sizin anlattığınız o tokatlamalar, işte hani sürgüne başlaması zaten... Tokatlama biraz daha erken aslında. Hı. Ama şöyle, yani senin dediğin mesele 69 ama 68'de bir şey girişimi var. Yani devlet bunu yapsın. Böyle bir tiyatro kursun, yönetim olarak onun içinde evet, olsun. Ki daveti öyle yapıyorlar. Öyle bir insan gücü yok yani. Öyle bir insan gücü yok. O zaman var olanı sürdürelim. Var ama o var olan da kendi çelişkileriyle ve kendi dinamikleriyle oluşmuş bir var olan. Yani devletin belki tam istediği de değil yani aslında. Etrafını güçlendirerek evet, biraz elimizdeki aslında bu yarı kontrol altında tuttu, yarı şey yaptı, özgür bıraktı, bakalım ne olacak. Ama şeyden girmek istedim, oradaki 1877 aslında
bu Osmanlıcılığın bittiği 70, aslında 70. Türklüğün de biraz daha yani devlet Ağır yönetiminin bastı. Niyet değiştirdiği bir döneme denk geliyor. Evet. Zaten oradan kopuş, sürgün, Yerevan'a gidiş gibi bir dönem açılıyor. Evet doğru. Bu arada Ahmet Vefik Paşa'nın konumu ne oluyor bu anlattıklarında? Şimdi orada biliyorsunuz Ahmet Vefik Paşa'nın aslında Bursa'daki valiliği sırasında bir dönem, çok çok kısa süren bir dönem bir şeyi var. Thomas Fasulye Cihan'la başlayan bir dönem var. Fasulye Cihan'ın kampanyasında da neydi? Tam bir adım da Osmanlı Turan şey falan. Yok şöyle şimdi aslında onlar ilk başta Tiyatro-i Osmani adıyla Güllü Abobo ise o da politik bir davranış aslında. Yani Tiyatro-i Osmani vardı orada. Onun, yani Tiyatro-i Osmani, yani ilk başta bu Gedikpaşa'daki tiyatro binası ki amblemi de onun doğru, adı, çadır, çadır şeklindedir. Daha önce orada Suriye Sirki diye, Jacques Suriye diye bir adam, bir sirk varmış. O sirke daha sonra Ovannes Kasparyan adlı başka bir Ermeni vatandaş ki o da böyle güç gösterileri falan yaparmış. O oraya girmiş ve kendi şeyine hesabına orada gösteriler yapıyormuş. O zaman oranın adı Tiyatro-i Osmani olmuş. Binanın adı veya çadırın adı oymuş. Güllü Abob oraya geçtikten sonra o adı kurumsal ekibinin adı yani. Olarak kullanıp padişahtan da destek alabileceğini düşünerek yani ben devlet kuruluşuyum haline sokarak daha çok seyirci toplarım diye düşünmüş. Yanılmıyorsam yer galiba Azak Tiyatrosu Zul, olarak. Evet, orası. Yani şimdi otel orası. Evet. Zaten evet. Tiyatro, o da tiyatro sokak diye evet. Azağın olduğu yer. Gedikpaşa'da. Ki evet şeyden tramvay tam üniversitenin önünde inince yani. Oradan aşağı inerseniz peşede. Ama tabii iz yok. Kapıya iner yani. İner yolun başında. Ki o, aslına bakarsanız hemen orada da biyoloji fakültesinde de meşhur Letafet Apartmanı vardır. Vardı evet. Zamanında. Davul Bedai'nin kuruluşu. Neyse o başka konu. Ahmet Vefik Paşa şimdi Güllü Agop'un son devreleri ki Güllü Agop'tan sonra Güllü Agop saraya alındığı zaman ekibini Mardiros Mınakyan'a bırakıyor. Mardiros Mınakyan